Merhaba canım takipçilerim, hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler, güzel şifalar, serbilik olsun. Birazcık hastayım. Ondan sonra burnum böyle bir acayip, kusura bakmayın. Şimdi kremler falan sürdü bilmem ne vesaire. Neyse. Şimdi şöyle, son dönemde inanılmaz şekilde bir sürü insan bana işte Türkiye bir İslam devleti mi olacak, bir İslam ülkesi mi olacak diye özellikle soruyorlar. Hayır. Ben bunu yıllar öncesinde söylemiştim. Türkiye'nin astroloji açısından öyle bir şey yok. Türkiye bir İslam devleti, dini bir devlet olmayacak hiçbir zaman. Ondan sonra çünkü astroloji haritası olarak baktığımız zaman öyle bir harita yok. Öyle bir harita değil. Son derece ileriki dönemde de son derece özgürlükçü, ondan sonra aydın, daha kucaklayıcı bir yer her zaman olacak. Ama Türkiye'nin şöyle bir problemi var. Türkiye'deki insanların karması ve kendi yaşadıkları şeyler bütün toplumun içinde, yani kendi içlerinde beraber yaşadıkları herkese olduğu gibi kabul etmek. Çünkü sonuç olarak herkes Türk vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ama aslında farklı uygarlıklar. Herkes Türk değil. Bir sürü farklı milletlerin topluluğu aslında Türkiye. Tabii ki Türkler çok var ondan sonra. Ama bütün diğer uygarlıkları, bütün herkesi kucaklamalıyız. Herkese her şeyi olduğu gibi kabul etmeliyiz. Ama tabii ki de bu ülkeye geldilerse, bizimle birlikte yaşıyorlarsa vesaire, onlar da bize saygı göstermeli. Hani şeklinde karşılıklı bir saygı çerçevesi, bir kabul çerçevesi olması lazım. Yani bu kesinlikle önemli bir ayrıntı. Tamam. Şimdi bu bir karmik konusu. Yani yaşadığı bir sürü şey buna dayanıyor özellikle. O yüzden çevrenizdeki herkese her şeyi, farklılıklarda olan herkese her şey olduğu kabul etmek lazım. Şimdi AK Parti'nin Türkiye'de başa geliş süreci aslında toplumun içindeki belli bir kısmın, belli bir düşünce biçiminin, halk belli bir düşünce biçiminin yönetimi alması ve onu yaşamasına dair bir şey. Bu da aslında insanlara farklı bir farkındalık, aydınlanma, farklı açılımlar, değişimler, özgürleşme yaratan bir süreç. Kesinlikle. Hani tabii bana soracak olursanız, halk mı yönetmeli devleti yoksa aydınlar mı? Aydınlar tabii ki de. Dünyanın en güçlü bütün ülkeleri, İngiltere, Amerika, ondan sonra işte Avrupa'daki bazı ülkeler, işte Japonya, işte bir sürü ülke, burada halk yönetmiyor aslında. Halk oy verebilir ama aslında o belli bir eğitim seviyesi, belli bir bilgiye sahip olan kişiler seçiyor ve yönetiyor aslında. Sonuç olarak yani belli bir eğitim, belli bir şey. Şimdi halk gördüğü şey üstünden özellikle seçebiliyor ve sonuç olarak da manipüle edilebiliyor. Kendi zayıf yanları, ondan sonra inanç sistemleri üstünden. Öyle bir şey olmaz. İnanç sistemi, zayıf yanı üstünden manipüle edilebilecek bir sistem seçmemesi lazım. Ondan sonra kesinlikle ve kesinlikle bu konuda uzmanlaşmış bir kesimin seçmesi lazım. Şimdi Atatürk'ü halk mı seçti de Atatürk oraya geldi? Tamam, halk da destekledi ama Atatürk belli bir eğitim seviyesi, belli bir güç, belli bir şeydeydi. Çevresindeki insanları topladı. Hiç halkın seçimi o bu vesaire bir şey olmadan yaptı. Ve çok muhteşem bir şey ortaya çıkardı. Yani muhteşem bir şey ortaya çıkardı. O yüzden bir kere her şey önce bunun farkında olmak lazım. Şimdi bu ayrı bir konu. Apayrı bir konu. Ama sonuç olarak hani bunları deneyimliyor muyuz? Bu süreci üçlüden geçiyoruz. Bununla ilgili bir deneyimleme, bir uyanış, bir aydınlanma süreci yaşıyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu sonuç olarak hani denize düşen manasında CHP'li yıllardır başında bir türlü gidemedi. Esra Uçakoğlu'ca da onu da destekledik. Hani bir türlü herkes de o sakin destekledi. Ben de destekledim biliyorsunuz. Yapacak bir şey yok çünkü. Yani hani o var yani hani orada. Ondan sonra ama bence kesinlikle Kemal Kılıçdaroğlu artık utanmalı ve istifa etmeli. Ama hiç utanması yok. Hiç koltuğa yapıştı. Yapıştı. Dikti kendini oraya, zımbıkladı böyle. 404 ile 400 binlerin hepsi yapıştı, böyle tutuluyor adam. Yıllardır zaten ben biliyorum kaç tane CHP'de hani böyle aday olabilecek ya da şey olabilecek herkesi partiden tak 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 atmıyor. Yeter ki kendisine tehdit uyandırabilecek en ufak birisi olduğunda şak şutluyor. Yapıştı oraya. Öyle bir kafaya takmış. Düzgün bir adam olabilir, iyi bir adam olabilir, pozitif şeyler olabilir, bir sürü şeyler olabilir ama birleştiriciye yönelik farklı bir şey izlemiş olabilir, şey yapmış olabilir, doğru bir şeyler yaptı, tamam çok güzel. Ama 10 kere kaybettiysen yeter artık. Hani anladın mı? Şimdi CHP'nin astrolojik haritasına baktığımız zaman 2023'ün 8. ayının 9'undan sonra Merkür Daşası'na giriyor. Şimdi bunun öncesinde CHP Satürn Daşası'ndaydı. Yani 2004'ün 8. ayından 2023'ün 8. ayına kadar. Beyza bir baksana şey ne zaman başa gelmiş? Neydi adamın adı? Kemal Kılıçdaroğlu. Kaç senesinde başa gelmiş acaba? Şimdi Satürn dönemine girmiş. Şimdi Satürn de burada CHP'nin haritasında o kadar wow iyi bir süreçte değil. Tamam mı? O yüzden zaten Satürn döneminde 2004'ün 8. ayından 2023'ün 8. ayına kadar olan süreçte zor bir süreçten geçmiş CHP. Ama CHP'nin haritasına baktığımız zaman Güneş'i çok iyi bir konumda, Merkür'ü çok iyi bir konumda. Özellikle bu iki gezegen çok iyi bir konumda. Merkür özellikle kendi evinde olduğundan dolayı zaten 9. ev devlet evine, para evini yönetiyor. Aynı zamanda başarılar, büyük kazançları yönetiyor. Merkür'e girdiği zaman 2023'ün 8. ayına 2040'ın 8. ayına kadar olan süreçte CHP çok iyi olacak ve aşağıdaki özellikle bakarsanız bir dakika 2010'da mı gelmiş? Tamam. 2004'te girmiş. 2010'da Kemal Kılıçdaroğlu gelmiş. Okey. Doğru, zor bir süreç yaşamıştır. Şimdi gördüğünüz zaman en yüksek dönemi Merkür. Sonuç olarak CHP, bunu daha önce zaten söylemiştim, 2023'ün 8. ayından sonra daha önceki videoları seyrederseniz görürsünüz. İnanılmaz bir yükseliş sürece girecek. 2040'ın 8. ayına kadar sürecek. Ve CHP gençleşecek. Bakın bu lafı unutmayın. CHP gençleşecek. Özellikle CHP'nin yönetimi de gençleşebilir. Aynı zamanda evet CHP'nin yönetimi de gençleşebilir. Çok daha bambaşka bir noktaya doğru gidebilir. Tamam mı? Ondan sonra ben şimdi CHP'de yeni olacak kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu tekrar seçilir mi seçilmez mi bilmiyorum. Ama CHP'nin yönetiminin kesinlikle gençleşeceğini, eğer ki belki de Kemal Kılıçdaroğlu gidecek, belki de yerine daha genç birisi de gelebilir. Orada çok ciddi anlamda bir değişim ve dönüşüm olacağını gösteriyor. Tamam, eğer ki diyelim bu yazın ki genel kurultaylı olmazsa artık özellikle CHP'nin astrolojik haritasına baktığım zaman 2024'ün Mayıs'ına kadar olan süreçte olacağını, çok büyük bir değişim sürecinin kendini göstereceğini gösteriyor. 2024'ün Mayıs'ına kadar, 2023'ün aralığına kadar da yoğun bir etki var. 2024'ün Mayıs'ına kadar çok yoğun bir etki var. CHP'de çok ciddi anlamda bir değişim olacak. Zaten kim söylemişti? Çok ünlü bir köşe yazarı Yılmaz Özdil demişti. Yılmaz Özdil demişti ki Türkiye'yi almak için, kurtarmak için ilk önce CHP'yi kurtarmamız lazım demişti. O yüzden bence gerçekten bu noktada bu önemli bir ayrıntı, önemli bir değişim noktası. Kemal Kılıçdaroğlu da bunca yıldır orada kral koltuğunda, orada şeyde oturdu. Tamam, artık ne kadar yaptıysa artık bıraksın, gitsin. Buradan sesleniyorum. Türkiye'yi seviyorsa, milletini seviyorsa, insanları seviyorsa gerçekten bıraksın. Hani bıraksın artık, yeter. Nedir onun adı gerçekten, ve bence herkes, hepiniz de ona yazın. Bırak, istifa et diye. Ondan sonra gerçekten istifa etsin. Bıraksın. Utansın yani. Tamam. Denedim defalarca. Olmadı. Zaten bu son defada da olmadıysa da artık bırak yani. Hani o kadar söyleyeyim. Ondan sonra iyi bir adam olabilir. Çalmıyor çıkmıyor olabilir. Düzgün bir adam olabilir. Öyle olabilir. Böyle olabilir. Ama olmuyor. Olmuyor yani. Ne yapalım? Zorla mı yapacağız adamı yani? Cumhurbaşkanı. Olmuyor. Olmuyor yani. Seçmiyorlar. İstemiyorlar. Olmuyor. Adamın kısmetinde yok demek ki. Nasip değil. Anladın? O yüzden bıraksın. Hani. Zaten haritasında da ayı 9. evde hayatındaki en büyük sınavları, acıları devlet ve devletler ve devlet konuları üstünden yaşıyor. O 2030, 2032, 34, 36 yıllarında nerede olur, ne iş yapar, ne şey olur bilmiyorum ama çok büyük bir mahkemeler, davalar, bir şeylerle karşılaşacak. Ve muhtemelen belki bir şeyler ortaya çıkabilir, bir şey olabilir, yargılanabilir. Ondan sonra çok büyük bir şey yaşayacak orada. Orada zor bir süreci var. Ondan sonra ise gelelim devlet konusuyla ilgili zor bir süreç yaşayacak. Ondan sonra devam edelim. Şimdi Türkiye'de ben mesela dolar 1'lere 2'lere düşeceği zaman nasıl olacak, ne olacak falan diyorlar. İşte can olmaz diyorlar, böyle diyorlar. Şimdi arkadaşlar, ben korona şu dönemde bitecek, 2023'ten sonra tabi bitecek, 2021 Eylül ile Aralık arası da aşı çıkacak dediğim zaman da olmaz dediniz. Ben bir sürü şey söyledim, olmaz dediniz. Fenerbahçe 2025 sonuna kadar kazanamaz, şampiyon olamaz dedim. Caz saçmalama dediniz. Görünen köy kılavuz ortada. Ondan sonra ya bir sürü şeyde hani astrolojik olarak görünüyor. Zaten Türkiye daha önce olmuş ki. Yani Türkiye'de daha önce olmuş, bu kadar yükselmiş, sonra 1'lere 2'lere düşmüş olan şey neden tekrar düşmesin? O zamanki ilali değil bilmem ne. Sanki o zaman yaşıyordunuz. Çok iyi biliyorsunuz. Yani, anladın mı? Yani kendi kafanızda sınırlandırmayın, kısıtlamayın, olmaz demeyin, kapatmayın. Hayatta her şey olur. Türkiye'de çok ciddi anlamda düzelecek, değişecek, iyi olacak yani, güzel olacak. Hani ev fiyatları, toprak fiyatları artacak. Mesela Türkiye'nin neresinden üstüne ev yapılabilecek toprak alabilirseniz alın. Neresine alabilirseniz alın, çok değerlenecek çünkü. Aklınız hayalinize gelmeyen, size saçma sapan gelen yerler bile çok değerlenecek. Bak Malatya'da o dağın başında mesela bazı akrabalarım arazileri vardı. Ondan sonra benim de işte babamdan mesela bir şey vardı, işte satıldı gitti falan. Neyse şimdi oraya mesela bu depremden dolayı bir sürü ev yapımları oraya taşınıyormuş. Oradaki o dağdaki hiçbir işe yaramaz dedikleri topraklar inanılmaz değerlendi. Oradaki topraklar hiçbir işime yaramaz, orada duruyor, satsak bile kimse almaz dedikleri topraklara her birisi için insanlar şimdi evler sahipleri olacaklar. Yani Türkiye çok büyüme şeyi, bütün Doğu Avrupa, Arap ülkeleri, Azerbaycan, İran, bir sürü dünyanın farklı yerlerinin, ülkelerinin insanlar Türkiye'de yaşamak istiyorlar. Filmler, bizim dizilerimiz, şeylerimizden dolayı geliyorlar, görüyorlar, çok güzel. Önümüzdeki dönemde de bir sürü yurt dışından bir sürü yerler yatırımlar yapmak isteyecek. Çok değerlenecek, çok daha fazla değerlenecek. Çok büyük yatırımlar, çok büyük paralar, çok büyük şeyler gelecek. Sonra Türkiye'de farklı açılımlar, farklı şeyler özellikle ortaya çıkacak ve takır takır büyüyecek. Türkiye'nin sınırları büyüyecek. Yani bir sürü orada nedir onun adı olacak. Bunu göreceksiniz. Çok net ve açık bir şekilde göreceksiniz bu arada. O yüzden olsun. İçiniz son derece rahat olsun. AK Parti'nin şu an Türkiye'deki içinden geçtiği bu 20 yıllık süreç aslında insanların uyanması, aydınlanması, farkının artması için herkesin olan bir şey. Tamamen aslında Türkiye'deki bütün insanların iyiliğine olan bir süreç. Çünkü insanlar bazen bazı şeylerle ilgili çok sabit fikirli ya da anlamıyorlar. Siz anlamıyorlar diyorsunuz ama anlıyorlar. bir sürü insan anladı, daha da fazla insan anlayacak, daha da fazla insanın açılımı ve burada değişimi var. O yüzden hiç canınızı sıkmayın, yani hiç üzmeyin diyebilirim. Önümüzdeki süreçte buradaki Türkiye'deki değişim, Türkiye'deki şey göreceksiniz. Şimdi ben hiçbir zaman Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak demedim. Ya da 2023 yılında, 2017'den beri köşe yazılarını okuyabilirsiniz. 2023 yılında değişim başlıyor. 2023 yılından sonra Türkiye dünyanın süper güçlerinden bir tanesi olacak dedim. 2023 yılına kadar karanlık bir tünelden geçiyoruz dedim. Ki zaten bu sürece girdikten sonra da yeraltı kaynakları bir sürü şeyler şu an çıkmaya başladı. Türkiye falan bambaşka bir sürecin içinden geçiyor. Türkiye'de bir sürü grup, bir sürü şey birbiriyle birleşmeye başladı. Daha birlik bilinci, daha barış, daha yargısızlık, daha insanların birbirini kucaklaması daha çok ortaya çıkmaya başladı gibi gibi olaylar var. Şimdi AK Parti'nin tekrar kazanması bence çok iyi oldu. Çünkü neden? Bu sayede bence CHP'de de bir sürü şeyde de çok ciddi değişimler olacak. Bir sürü yerde farklı değişimler olacak. Daha güçlenme, daha olgunlaşma, daha kendilerini daha iyi bir noktaya taşımayı öğrenecekler. Ondan sonra AK Parti ile ilgili olan insanların da özellikle onlar da adım adım daha farklı bir şekilde farkındalık kazanacaklar. Aydınlanmalar yaşayacaklar. O yüzden tamamen bu süreç bizim sonsuz iyiliğimize, hiçbir şey kötülüğümüze değil. Zaten dünyanın her yerinde insanlar kendi ülkeleri yaşadıkları şeyler, içinden geçtikleri şeylerle ilgili şikayet ediyorlar. Sadece Türkiye bu durumda değil. Sadece Türkiye değil. Tabii ki Türkiye'nin sorunları var ama sadece Türkiye değil. Dünyanın her yerinde bir sürü ülkedeki insanların kendine göre çok ciddi problemleri var. Her ülkenin kendine göre iyisi, kötüsü ve farklı farklı etkileri var. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Biz aslında hepimiz gerçekten sonsuz, ölümsüz bilinçleriz, ruhlarız. Bu bedenler, sadece bu yaşam değiliz. İçinden geçtiğimiz süreç, bu dünyasal yaşamımız ve hangi ülkedeysek, neredeysek, neyin içinden geçiyorsak tamamen aydınlanma, uyanış, farkındalık sürecimizin içinde ilerlediğimiz bir yolculuk. Bu yolculukta en önemli şey aydınlanmamız, uyanmamız, kendi gerçekliğimiz. Bizim gerçekliğimiz ne? Bizler gerçekte ölümsüz, sonsuz enerjileriz, bilinçleriz, farkındalığız. Bu hayatta farkındalığımızın, bilincimizin daha da fazla günden güne yükselmesi, artması ve tamamen uyanmamız, gerçekliğimize uyanmamız için varız. O yüzden yaşam aslında bir taraftan bizimle birazcık sarkastik bir şekilde gülüyor, eğleniyor. Liderada yaptığımız şeylere ya da olan şeylere onun da farkında olmak lazım biraz ve ama bizi çok seviyor kaynak, bizi inanılmaz şekilde çok seviyor, çok seviyor ve tamamen aslında bizim iyiliğimizi, bizim mutluluğumuzu, bizim aydınlanmamızı düşünüyor. Ama mutluluğumuz derken hani sizin kafanızdaki işte benim param olsun, pulum olsun, zengin olayım, şu şöyle olsun, böyle olsun, öyle mutluluk değil. Uyanış mutluluğunu istiyor. Çünkü aslında illüzyon, içinde yaşadığımız illüzyonun ötesine geçmemizi istiyor. Şimdi insanlar ilk başta ne içinde olduklarına ruhlar, bedendeyken, insan bedeni içindeyken bilinçler ne için olduğunu anlamaya çalışıyor. Farklı şeyler yapıyor. Doğaya tapıyor, gökyüzüne tapıyor. Enerjiler, farklı şeylere inanıyor. Daha farklı bilinçlere geliyor. Tanrılara tapıyor. Sonra tanrılar oluyor. Tanrı, sonra tanrıya tapıyor. Sonra ibadet ediyor. Sonra bilincini yükseltiyor. Aydınlanma noktalara geliyor. İşte bir türlü farklı farklı alemler, farklı şeyler kendi içinde birleşiyor. Sonra taparken, ibadet ederken belli aydınlanmalar, açılımlar yaşayıp yaratıcıyla aynı bilince gelmeye ilerliyor. Aynı bilince geliyor. Ondan sonra da özgürleşiyor. Birliğe geçiyor. Birlikten de tamamen özgürleşiyor. Şöyle düşünün. Yaratıcı kaynak. Bizim bu içinden geçtiğimiz deneyimler, işte insanlık deneyimi, hayvanlar, dünya, böyle bir sürü farklı farklı galaksiler, farklı farklı sonsuzluklar, farklı farklı yaşamlar var. Bu dünyanın üstünde 7 farklı şekilde yaşanan dünya, altında da 7 farklı dünya var. Evren, yaşam biçimi var. Ve bu deneyimlerin hepsi aslında yaratıcı kaynak bizimle kendi bilincinde buluşmak istediği için. Çünkü şöyle düşünün, sizin o defalarca hepsinin içinden geçmiş. Hepsi içinden geçmiş, bitirmiş. Bizim geçişimiz için bekliyor ve yardım ediyor ve destek oluyor aslında. Her şeyi ayarlıyor. Şöyle düşünün. Sizin mesela çocuğunuz var. Siz çocuğunuzun hayatınız boyunca size ibadet etmesini, önünüzde eğilmesini ya da sizden devamlı bir şeyleri istemesini mi istersiniz? Yoksa sizinle aynı bilince gelmesini, sizinle aynı konuma gelmesini, hatta sizden daha iyi olmasını, sizin ötenizde her şeyi yapabilmesini mi istersiniz? Ya da sizin anneniz, babanız hayatınız boyunca sizin onlara tapmanızı, onların önünde eğilmesini mi ister? Tamam mı? Yoksa sizin onlarla aynı bilinç, aynı farkındalığa gelmesi, hatta daha da iyi bir noktaya geçmesini mi ister? Tabii ki de daha iyi bir noktaya gelmesini ve aynı bilince gelmesini ve daha da iyi bir noktaya gelmesini ister. Niye? Sizi çok sevdiği için. Sevgiden. Tamam mı? Kaynak, sonsuz bilinç bizi o kadar çok seviyor ki bizim onunla aynı bilince gelmemizi istiyor. Hatta daha ötesi. Gelmemizi istiyor. Bizi o kadar çok seviyor. Anladın mı? Yani onun için biz onun oyuz. Onu istiyor. İstediği şey, ulaşmamızı istediği şey. O, uyanmamızı istediği şey. O. O yüzden dünyanın içinde yaşadığınız bütün deneyimler ve içinden geçtiğiniz bütün süreçler tamamen ona hizmet ediyor. Çünkü siz neyde en çok takılıyorsanız, neye en çok kafayı takıyorsanız, neyle ilgili üzülüyorsanız, hangi illüzyonun içine düştüyseniz o illüzyondan çıkmanız için sizi onu farklı bir şekillerde yaşatıp sizi ondan çıkarmaya yönlendiriyor. Ama bence tabii ki de Türkiye'de doğmuş insanlar, çok kutsalmış insanlar, çok şanslı insanlar bence. Bunu söyleyebilirim. Havası, doğası, imkanları, sahip olduğu bir sürü şey çok güzel bir ülke. Dünyada bir sürü ülke buna sahip değil. İnsanları, yemekleri, çeşitli oyu, buyu çok şanslı. Yani bence gerçek Türkiye'de doğmak çok şanslı bir şey. Yani çölün ortasında bir Arap ülkesinde bir yerde doğabilirdiniz. Tabii oralarda okey ama kuzeyde buzlu bir yerlerde. Kanada çok güzel. Ben Kanada'yı çok seviyorum ama çoğunlukla kış. Hani hatırlıyor öyle demek istiyorum. Yazı tabi bir oluyor böyle ama çoğunlukla kar kış yani. Hani bizim gibi Türkiye'deki böyle bir havası yok. Çok güzel bir doğası var. Çok güzel ama kar yani kış. Bana iyi geliyor çünkü spirit olarak insanlar çok yükseldiği zaman ateş elementleri çok yükseliyor ve yanıyorlar. Tamam mı? Yanıyorlar yani böyle ateş. Benim de ateş elementim o yüzden çok yüksek. Aydınlanma şey. O yüzden bir sürü azizler bir sürü aydınlanma şeyine yönelen meditasyonlar dağlara çıkıyor. Böyle dağların tepesine çıkıyor falan. Ki ateşini daha serinlesin. Ya da bir sürü çok spiritüel insanlar daha soğuk yerlere taşınırlar mesela bazıları. O yüzden bana iyi geliyor ama hani normalde Avrupa'daki ondan sonra parası pulu mesela işi var. Arap oydu buydu. Bir sürü yerdeki insanlar kalkıp Kanada'ya taşınmıyorlar. Türkiye'ye taşınıyorlar. Adamın parası var, pul var. Türkiye cennet. İnanılmaz şekilde güzel bir ülke. Anlatabiliyor muyum? Bir de Türkiye'deki sağlık imkanı hiçbir yok. Abi burada insanların bacağı kırılıyor, bir yere bir şey oluyor. Hastanede 12 saat bekliyorlar. Ya da özel doktor görmek bilmem ne kadar zaman. Ya özel doktor diyorum, profesör ya da uzman doktor görmek bilmem ne kadar zaman. Türkiye'ye tak diye gidiyorsun, görüyorsun. Türkiye sağlık alanında çok yani iyi, ben sağlıkla ilgili en ufak bir şeyim olduğu zaman tak diye Türkiye'ye giderim. Ki öyle de yaptım. Bütün sağlık şeylerim için Türkiye'ye geldim. Çünkü Türkiye gerçekten 6. evinde sağlık evinde Jüpiter var. Yani Türkiye sağlık konusunda çok iyi. Amerika berbat zaten. Hani sağlık konusuyla ilgili. Avrupa'da o kadar wow iyi değil. Yani Almanya'da falan bazı iyi bir şeyler olabilir. İngiltere'de yani hani. Ben İngiltere'de okudum. Türkiye kesinlikle çok daha iyi. Tabii bazı ülkelerde var çok iyi özellikleri. Küba mesela çok ilerlemiş bir durumda bir sürü konuyla ilgili. Tabii her ülkenin işte iyisi kötüsü kendine göre düzelttiği farklı açıları, farklı şeyler var. Türkiye'de yaşayan insanlar kesinlikle şanslı. Bu önümüzdeki süreç, bu olan süreç, bu seçimler için ben çok minnettar, çok şükran dolu hissediyorum. Çünkü kesinlikle Türkiye'nin çok daha fazla aydınlanmasına, uyanmasına, bir sürü şeyin kırılmasına, farkındalığın açılmasına kapı sağlayacak. Zaten biliyorsunuz ben Recep Tayyip Erdoğan'ın astroloji haritasına baktığım zaman da 2024'ün Şubat'ından sonra 6 ay öncesi 6 ay sonrası devam edemeyeceğini, değişeceğini söyledim. Zaten şöyle söyleyeyim, 2023'ün Ocağı ile 2025 Mayıs arasında %100 Türkiye'nin başındaki devletindeki kişiler değişiyor. Ve ben ne demiştim, bana deseler ki Can al Cumhurbaşkanı ol, hiç seçim hiçbir şey gerek yok, asla Cumhurbaşkanı veriyoruz bu dönem deseler hayır derim, almam derim dedim. Çok ilginç. Kemal Kılıçdaroğlu demek ki adam bir şekilde, adamın bir şey varmış, korunuyormuş. O şu an her ne kadar görmese de bir şey varmış, olmamış. Olsaydı ölürdü bence. Ya da öldürülürdü. Olsaydı. Bir şekilde adamın verilmiş sıkıntısı varmış. Bir şekilde çok ilginç bak. Ondan sonra gerçekten ilahi alemin takdiri ilahi, kime neyi vermek, neyi yaşatmak istiyorsa ona göre planlıyor, ona göre yapıyor, illüzyonunu ona göre yapıyor. Şimdi 2023'ün Ocağı ile 2025'in Mayıs arasında tekrar söylüyorum, devletin başındaki insanlara çok üzüleceksiniz. Son 30 yıldır devletin başındaki insanlar için çok zor bir dönem. 2023 Ocak'la 2025 Mayıs arası. Çok zor. Çok. Ben istemezdim. Bu dönemde devletin başında olmak. Göreceğiz. Ekim-Kasım'dan itibaren bazı zorluklar, bazı şeyler olabilir. Bunlar da değişim. Mesela bazı şeyleri tetikleyecek. Aralık, Ocak. Şubat zaten gittikçe oradaki şey yükselecek. Sonra göreceksiniz zaten bazı insanları yapacakları işleri yapamadığını. Olmayacak öyle bir enerjisi. Ondan sonra olaylar değişme sürecine girecek. Sonra tamamen değişecek. Yani bir taraftan da Türkiye'nin iyiliği için ve Türkiye'deki insanların iyiliği için bazı şeylerin daha barış, farkındalık, aydınlanmayla çözülmesi için ilahi alemin kaynağın size karşı olan sevgisinden dolayı böyle oluyor ve oldu. O yüzden için son icraat olsun, süper olsun. Ben şimdi spora gitmem gerekiyor. Kas yapmaya çalışıyorum. Ondan sonra düzenli olarak her gün spora gidiyorum. Bakalım işte yoga, spor, vegan, vejetaryen beslenmeler, ondan sonra meditasyon, aydınlanma, farkındalık süreçleri, enerji çalışmaları, nefes çalışmaları vesaire derken olay ilerliyor. Ben de tamamen yeni eğitimler alıyorum, yeni şeyler alıyorum. Devam kendisine çalışıyorum. Evet canım takipçilerim, hepinizi çok seviyorum. Bütün mucizeler, güzellikler ve şifalar sizlerle birlikte olsun. Lütfen yorumlara yazın, beğenin, yorum yapın, bir şeyler yapın. Bu can sizi çok seviyoruz. Selam bir can. Sevgiler, saygılar. Hoşçakalın. Bye.